Kimileri çorba, kimileri yemek dese de geleneksel yöntemle hazırlanmış etli bamya. Bağışıklığa iyi geliyor, gençleştiriyor, zinde ve tok tutuyor. Malzemeler: 2 dizi kuru bamya, 1 adet soğan, 1 adet limon, yeteri kadar su, 1 çay kaşığı limon tuzu, damak tadınıza göre tuz, karabiber ve dilediğiniz baharatlar, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı karışık salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, damak tadınıza göre iç yağ ya da kuyruk yağı, 300 gram kadar kuşbaşı et, dana eti, kuzu eti, tavuk eti ya da hindi eti fark etmez. Siz kıyma ya da kemik suyu da kullanabilirsiniz. Etlerimizi tenceremize alalım. Üzerine sıvı yağ döküp kavuralım. Bamyalarımızı ipiyle birlikte tenceremize alalım. Üzerine suyumuzu dökelim yeteri kadar. İçerisine dilimlediğimiz limonu atıp kaynadıktan sonra 3-5 dakika kadar haşlayalım. Etimizi bir yarım saat düdüklü tencerede pişirelim. Etlerimiz pişti. Bamyalarımız yeteri kadar haşlandı. Şöyle soğuk su dolu bir kaba alalım, şoklayalım. Küçük küpler halinde doğradığımız soğanlarımızı, tereyağımızı, dilerseniz iç yağ ve kuyruk yağımızı tenceremize alalım ve kavuralım. Şöyle renk ve tat vermesi için dilerseniz yeşil ve kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Soğanlarımız tencereye pişti. İçerisine bir yemek kaşığı kadar karışık salçamızı ekleyelim. Ve tuz, karabiber ilavesi yapalım. Siz dilediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. Biraz kavuralım. Bamyalarımızı ipliğinden çıkaralım. Pişirecek kaynar su ekleyelim. Tenceremize bir çay kaşığı kadar limon tuzu dökelim. Bamyalarımız salyalanmasın diye. Hem de harika bir aroma veriyor. Suyu kaynadıktan sonra çorbamıza önceden pişirdiğimiz etlerimizi ve şokladığımız bamya tanelerini atabiliriz. Lezzet geçişi harika. Şifa çorbası tüm öğünlere yakışır, tüm mevsimlerde lezzetle tüketilebilir. Özellikle eskiden geleneksel Türk mutfağında, bayramlarda, düğün törenlerinde, misafir menülerinde olmazsa olmaz baş tacı bir çorbaydı. Kıvamı da harika oluyor. Kaynadıktan sonra kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte yarım saat pişirelim. Bamya çorbamız ahenkle pişmeye devam ediyor. Bu çorba, yani bamya, hem bağışıklığı güçlendiriyor hem içerdiği antioksidan maddelerle sizi gençleştiriyor. Adeta bir gençlik iksiri, her mevsimde afiyetle tüketilebilen yumuşacık içimli şifa deposu bamya çorbası. Etli bamya tarifi bazı yörelerde çorba olarak, bazı yörelerde de yemek olarak adlandırılabiliyor. Bol limonla servis etmeyi unutmayalım. Etli bamyamız pişti, şimdi servis zamanı. Etli bamya çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.